yapacaksın? Peri, bir sürü peri. Nasıl yani? Suzan teyze gördüklerini peri sanacak. Acaba Betüş teyze ile Perihan teyze ne yapacak? Buna ben artık kal. Şuraya bakın. İnanamıyorum. Nerede ne? Peri. Ay, onlar peri değil. Peri peri. Ay bunlar çok şey. Nerede ne Perihan teyze? Bilmiyorum. Nasıl değil ayol? Paspayağı peri işte. Siz sanki daha önce peri gördünüz mü ki? Toprak! Perihan teyze. Suzan, sana diyeceklerimize inanmayacağım. Bunlar da ne? Periler abi, periler. Haklıymışsın kocacığım, periler varmış. Bunların ne olduğunu bilmiyorum ama asıl periler karşında. Hayır abi, onlar değil, bunlar. Ah kocacığım, ah. Bugüne kadar Betüş Hanım'ları çok büyük haksızlık etmişsin. Şey, sahi siz diye gelmiştiniz. Ama bizim evimiz şeyler bastı, hayaletlerle cinler. Niye? Dilek cinine teşekkür borçluyum. Yanlış şeylere inansan da sonunda perilere inandın ya. Çok çok tuhaf şeyler olduğunu hissediyorum Betüş. Bence artık kaçsak iyi olacak. Hayır, konuş ve itiraf et. Eğer senin yaptığını anlarlarsa başın derde girecek. Olmaz, hadi gel. Bunun nedenini bulmamız gerek. Ha, peri kitaplarına bakalım. Hadi. Nereye gidiyoruz Toprak? Firuze ablaya. Ne? Yoksa onu da mı korkutacaksın? Bence en çok orada eğleneceğiz. Oh, nihayet her şey normale döndü. Yok şekerim yok. Burada olup biteni açıklayan bir tek satır yok. Ciddi misin? Bana bak. Annene gidelim, Periliçeyi de oraya çağıralım. Belki bize durumu açıklar. Tamam da onları bu halde mi bırakacağız? Aman aman onlara dokunmayalım. Belki gariplikler devam eder. Çok haklısın. Hemen gidelim hadi. Hazırım Perihan teyze. Hadi canım. Bir dakika. Neler yapıyor burada yahu? Gastopontolos Kotornos. Yani ben burada bir şey bulamıyorum. Burada hiçbir şey yok. Ver bakayım. Dersen beceremezsin. Ben de bir bakayım. Burada olması mümkün değil. Şuraya bakalım. Onlara baktım ben. Ay sıkıldım bunlardan. Dudu, neler oluyor burada? Ay merak etme. Sihir yapmıyorum. Eda'nın başına bir şey gelmiş. Sebebini araştırıyorum. Bir dakika, bir dakika. Ne oldu Eda'ya? Ya şimdi biz oturuyorduk, televizyon döndü. Evet, şimdi Firuze abla ne yapıyor ona bakalım. Toprak, ne istiyorsun zavallı kadından? Lütfen artık insanlarla uğraşma. Rahat bırak. Ne? Bırakmayacağım. Acaba ona ne yapsam? Bence hiçbir şey yapma. Bu çok kötü bir oyun. Bırak artık bunu lütfen. Faniler korkmak için film seyrediyorlar. Ben korkutunca niye kötü oluyor? Çünkü sen gerçekten korkutuyorsun. Filmler adı üstünde. Sadece film. Tamam, tamam. Bu son. Hadi gel. İçeri mi? Evet. Thank you.
çocuklar yok. Bütün bu olup bitenler tesadüf olamaz. Tabii ki olamaz. Yani Eda'nın evinde olanlar, benim kafede olanlar, bunlar tesadüf değil. Hey Romalılar, acaba sizin alemde sizden başkaları da mı var? Belki de tanıdığımız biri bize çok kötü bir şaka yapıyor. Çünkü bu konuda en ufak bir bilgi yok bu kitaplarda. Kızlar, Periliçe'ye haber vermeden biz kendimiz bir baksak mı? Bakalım dünden bugüne neler olmuş? Bence bu fevkalade bir fikir. Sihirli ayna bize gösterir. Hey, hadi gelin. Aman çok şükür aynaya bakmayı akıl ettiler. Ay anne, bu çalışmıyor. Bozulmuş. Benim odamdan bakalım, hadi gelin. Hadi. Beceriksiz periler bir halt bulamadılar. Bari ben araştırayım bir parça burada. Kızım, mercimeği alıp aşağı in. Kızım, mercimek olmuş, mercimeği. Kızım, sakin olun Betüş. Eda'yı tut. Neler olduğunu öğrensek hiç fena olmayacak. Gidelim hadi. Dur, bir de onu uçurayım. Hayır, yeter artık toprak. Tamam o zaman, gidip babamlarla eğlenelim. Kendini eğlendirmek için insanlara zarar veriyorsun. Yeter dedim toprak. Şimdi buradan anneannenin şatosuna geri gidiyoruz. Yürü hadi. Ya. Eğer gelmezsen bir daha yüzümü göremezsin. Üf. Olamaz. Bizi korkutan toprakmış. Bizi de. Kendini ve oyuncağını kopyalayan da toprakmış. Habere ne olsun Eda? Kızım çok fena ceza alacak. Niye herkes burada? Sen var ya, sen bittin. Eda, seni parçalayacağım yemin ediyorum. Perihan teyze, bunun eti senin, kemiği benim. Ne yaparsan yap. Vereceğin her cezaya ben razıyım. Gördün mü? Herkes her şeyi öğrenmiş. Sana söylemiştim. Açıklayabilirim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evde. Peri annem, babam ve bizlerle hayat ve